Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz Çocuk Kulübü programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrandaki arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Çocuklar yine çok enerjik gözüküyorsunuz. Evet. Çok güzelsiniz. Evet. Çocuklar dışarı çıkınca biraz üşüyoruz artık değil mi? Evet. Peki neden sizce neden üşüyoruz artık? Evet. Havalar soğudu. Evet. Neden? Çünkü kış geldi. Kış geldi? Evet. Kış geldi. Annenin kış gelmek üzere. Sonbahardayız değil mi Halil İbrahim? Aferin sana. Evet, sonbahardayız. Kışın habercisi sonbahardayız. Evet, ben nasıl buldum biliyor musun? Söyle bakalım. Örümcek adam üstüne gittim. Evet. Orada çıkarttım maskemi. He. Sonra ellerim evde takmadım ki ellerimi. Sonra ellerim üşüdü, yine eve geçtim. Eldivenlerini hangi mevsimde takıyorsun sen Berat? Kış mevsiminde takıyoruz. Ben de kar yağınca. Arkadaşımızı yanımıza alalım. Gel bakalım. Bir tanışalım arkadaşımızla. Gel. Bakalım. Merhabalar. Hoş geldin. Biraz yaklaşalım mı? Hoş geldin. Nasılsın? Tanışalım mı? Benim ismim Elif. Senin? Halil İbrahim, kaç yaşındasın? 6,5 yaşındasın. Çok güzel. Halil İbrahim, okulunda en çok neyi seviyorsun? Oyun oynamayı. Oyun oynamayı mı seviyorsun? Sevgili anne babalar, okulunda en çok neyi seviyorsun diye sorarsanız okulunu sevmek için mutlaka bir neden bulacaktır. Peki Halil İbrahim, biz hangi mevsimdeydik? Sonbahar mevsimindeydik. Sonbaharda ne gibi değişiklikleri oluyor Halil İbrahim? Yağmur yağıyor. Yağıyor. Yapraklar neden dökülüyor peki? Sonbaharda yapraklarımız sararıyor ve dökülüyor. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın? İsmini öğrenebilir miyiz? Berat. Berat'cığım sen okula gidiyor musun? Şu an okula gitmiyorsun. Berat'cığım peki senin en sevdiğin mevsim hangisi? Kış. Kışı mı seviyorsun? Peki neden kışı seviyorsun? Çünkü kar topu oynamıyor. Kar topu oynamak için en çok kışı mı seviyorsun? Başka ne yapıyorsun kışı? Sonra kardan adam oluyor. Kardan adam yapıyorsun. Peki başka? Başka? Savaş topları yapıyorsun. Kışın daha kalın giymemiz gerekiyor değil mi Berat'cığım? Neden? Üşüyüp hasta olmamamız için. Aferin sana Berat'cığım. O sesin arkadaşlarına gidecek. O ekranda izleyen arkadaşların var ya. Oraya gidecek sen konuşunca. Yani ses oradan mı çıkacak? Evet, oradan çıkacak. Hadi geç bakalım. Bir alkışlayalım mı arkadaşımızı? Gel bakalım. Necip Fazıl arkadaşımız. Yine çok enerjik. Her zamanki gibi. Tamam bakalım. Nasılsın Necip Fazıl? Ne yapıyorsun? Eve gidince neler yapıyorsun sen Necip Fazıl? Bütün gün montumu giymekten parka gidiyorum da. Montunu giyiniyorsun çünkü artık havalar soğudu değil mi? Evet. Rüzgarlar esiyor. Hangi mevsimdeydik? Sonbahar mevsimindeydik değil mi? Eve gidince ne yapıyorsun? Oynuyorum. Gel geceden de uyuyorum. Sadece oyun mu oynuyorsun? Bir de uyuyorum. Uyuyorsun. Yemek yiyor musun? Evet. Aferin sana. Peki senin en sevdiğin mevsim hangisi? Yaz. Yazı seviyorsun. Neden? Kış ne demek? Çünkü bütün çok seviyorum. Sonbahar.
yazı neden seviyorsun? Yazın havalar sıcak oluyor değil mi? Böyle üst üste sık sık giyimimize gerek kalmıyor. Daha rahat kıyafetler giyiniyoruz. Başlangıca terliyorum. Evet, çok sıcak olduğu zaman da terliyoruz. Ben de ilkbaharı çok seviyorum, biliyor musun Necip Fazıl? Bütün günlerden bir tane parka gitmiştik. Yazın tatile gidiyor musun peki? Evet de bir de parka gidiyoruz. Tatilde ne yapıyorsunuz? Annenle birlikte mi gidiyorsun tatile? Zor ben birlikte parka. Neler yapıyorsunuz tatilde? Bütün gün parkta bütün gün kaydırak. Sen parkı çok mu seviyorsun? Evet. Sürekli oyun oynamak mı istiyorsun? Peki söylemek istediğin bir şarkı var mı? Hadi gel bakalım yanıma. Gel, yanıma gel. İyice yaklaş bana. Dinleyelim arkadaşlar. Evet, hangi şarkı söyleyeceğiz? Bunu kelebek. Kelebek şarkısı. Hangi renk kelebek? Mavi. Mavi renk. Hadi başlayalım. Birlikte mi söyleyelim? Tamam. Benim adım Mavi Kelebek. Dolaşırım dans ederek, daldan dala hoplayarak, papatyalar toplayarak. Aferin. Şap şap şap, rumba rumba, şap şap şap. Sen bu oyundan çık. Çıkmak istiyor musun oyundan? Evet. Hadi çık bakalım. Alkışlayalım arkadaşımızı. Gel bakalım. Otur bakalım. Ekrandaki arkadaşlarını kendini tanıtır mısın Mahmut Emin? Hadi tanıt bakalım. Benim adım Mahmut Emin. Kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Sen hangi mevsimi, en çok sevdiğin mevsim hangisi? Kar. Kar hangi mevsimde yağıyor? Sonbahar. Kış mevsimde yağıyor değil mi? Şu anda biz sonbahar mevsimindeyiz. Kar yağıyor mu? Hayır. Hayır. Ya, niye yağıyor sadece? Yağmur yağıyor değil mi? Evet. Kışın da kar yağacak. Peki evet. Neden kışı seviyorsun? Çünkü yağmurlar yağdığı için. Kar yağdığı için kışı seviyorsun. Sen evet. Karı çok kar topu oynamayı mı seviyorsun? Evet. Başka? Kardan adam yapıyor musun sen de Necip Fazıl evet. Arkadaşın gibi? Evet. Aferin. Peki senin söylemek istediğin bir şarkı var mı? Kelebek. Kelebek. Sen de mi kelebek şarkı söylüyorsun? Başka şarkı söyleyelim seninle. Hangisi? Gel yanıma gel. Hangisini söyleyelim? Kelebek. Köpeğim şarkısını söyleyelim mi? Evet. Hadi başla bakalım. Birlikte. Tamam, birlikte söyleyelim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Sana ben süt vereyim. Eşeğim ai ai der. Eşeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Sana ben. Ne yer? Tavuk ne yer? Ne? Yem yer değil mi? Evet. Sana ben yem vereyim. Kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim Mahmut Emin. Tamam dinle. Gel bakalım. Tuana gelsin. Tamam. Çok şekersin Tuana. Her zamanki gibi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Gel yanıma gel. Yakından konuşalım. Senin en sevdiğin mevsim hangisi Tuanacığım? Kış. Mevsimleri bana sayar mısın isimlerini? İlkbahar 1, ilkbahar 2, yaz, sonbahar ve kış. Kaç tane mevsimimiz varmış? 4 tane. En sevdiğin mevsim hangisi? Kış. Kışı seviyorsun. Neden hepiniz kışı seviyorsunuz çocuklar? Çünkü kar yağıyor. Kar yağıyor. Ben hiç kışı sevmiyorum. Soğuk oluyor. Ben efendim? Seviyorum. Yok, sen benim yanımda otur.
Peki kışın neler yapıyorsun? Kar topu oynuyor musun sen de? Kardan adam yapıyor musun? Başka neler yapıyorsun kışın Tuhan'cığım? Dışarı çıkınca neler giyiniyorsun? Üzerine neler alıyorsun? Neler? Montunu giyiyorsun kesin, değil mi? Çizmelerini giyiyorsun. Giymezsen ne olur? Üşür ve hasta olursun, değil mi? Eldivenlerini takıyor musun? Böyle at kıbere. Hepsini takıyorsun. Böyle üst üste giymek hoşuna mı gidiyor? Benim iki eldivenim var. İki tane eldivenim var. Çok güzel. Hangi renkler eldivenleri? Birisi beyaz, birisi mor. Birisi beyaz, birisi mor. Tuhan'cığım bize şarkı söylemek ister misin sen de? Hangisi? Sen çok utangaç mısın sanki? Bana öyle geliyor. Hadi gel yanıma. Gel. Hangi şarkıyı söyleyelim? Balıkçı. Kırmızı balık şarkısı mı? Balıkları çok mu seviyorsun sen? Tamam söyleyelim. Ama sen başlayacaksın bu defa. Hadi bakalım. Kaç. Alkışlıyoruz arkadaşımıza. Sarifeciğim geldin mi sen? Gel bakalım. Gel gel gel. Yakışıklı. Ne kadar tatlısın yine. Merhabalar. Nasılsın İsmail Efeciğim? Sen eve, okuldan eve gidince neler yapıyorsun? Bir düşünelim. Ödevlerini yapıyor musun? Aferin sana. Başka neler yapıyorsun? Yemek yiyorsun. Başka? Yemek yemeyi de bayağı seviyorsun sanırım. Oyun oynuyorsun. Başka? Ne oyun oynuyorsun? Hangi oyun oynamayı seviyorsun? Penguenlerim. Penguenlik halk. Ama onlar artık kayboldu da. Artık onlarla oynayamıyorsun. Başka ne yapıyorsun? Şöyle yanıma gel. Yanıma gel. Yakından konuşalım. Gel yanıma. Evet. Başka dinliyoruz. Evcilik. Evcilik oynuyorsun. Kimle evcilik oynuyorsun? İdil. İdil'le evcilik oynuyorsun. İdil kim oluyor? Kardeşin mi? Yoksa kuzenin mi? İdil. Ben onun kuzeninim. O da benim kardeşim. Tamam. Anladım. Sen çok seviyorsun. Anlaşılan İdil'i. Evet. Çok da iyi anlaşıyorsunuz. Peki senin en sevdiğin mevsim hangisi? Sonbahar, kış. Sonbaharla kışı seviyorsun. Neden? Çünkü... Üşümeyi seviyor musun? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Peki neden ama kışı seviyorsun? Şöyle dön. Çünkü arkadaşlarını kış, görsün. Sonbahara kışı. Hı. Bak, yaklaş bana biraz. Kışta kar yağdığı için kardan adam yapıyorum. Anladım. Kar topu yapıyorum. Kar topu yapıyorsun. Peki kayak yapıyor musun? Hiç yapmadın mı? Hiç yapmıyor. Daha düş. Peki öğrenmek ister misin? Düşeceğim diye korkuyorum. Ha, korkuyorsun diye yapmak istemiyorsun. Peki ama kışın dışarı çıkınca neler giyiniyorsun üzerine? Eldivenlerim. Eldivenlerimizi mutlaka giyiniyoruz. Başka? Montumuzu giyiniyoruz. Başka? Montun içinden de yeleğini giyiniyorsun. Başka? Peki giyinmezsek ne olur? Üşürüz. Hasta oluruz. Hasta olmamamız için mutlaka montumuzu giymemiz gerekiyor, değil mi? Çok dikkatli olmamız gerekiyor, evet. Değil mi? Ne olmamız gerekiyor? Dikkatli. Çok. Nasıl? Anlamadım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki söylemek istediğin bir şarkı var mı İsmail Efeciğim? Evet. Çok tatlısın. Hadi dinleyelim seni. Hangisini söyleyeceğim bize? Söyleyeceğim mi? Ay babanın çiftliğini. Tamam söyleyelim. Ay babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzu yayı var. Me. Me. Me.
çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpek var. Hop hop diye bayılır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde ördek var. Vak vak diye bayılır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde dinozor var. Ha ha diye doş. Çiftlikte dinozor olmaz değil mi? Evet. Unutmuşum ya bunu. Karıştırdı. Başka ne olur? Hangi hayvanlar olur çiftlikte? İsimlerini say bize. Tavuk olur. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde at yayı var. Diye böyle. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde İnekleri var. Çiftliğinde kuş ayı var. Cik cik diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Çok teşekkür ederiz İsmail Efe'nin. Çok kocaman bir alkış. Çok. İlk bu
kadar hepimiz karınca görmüşüzdür değil mi mutlaka? Evet. Peki nasıl oluyorlar? Bana tarif edebilir misiniz? Muhammed Emin arkadaşımız bize tarif etsin. Nasıl oluyor karıncalar? Siyah, kahverengileri de olabiliyor. Ama genelde siyah oluyorlar değil mi? Nasıl yürüyorlar? Karıncalar genelde böyle sürü halinde geziyor. Bir sürü bacakları var değil mi Necip Fazıl? Ve sürü halinde geziyorlar genelde. Peki Ağustos böceği gördünüz mü hiç? Ben gördüm. Nasıl? Ben de Ağustos böceği gördüm. Ağustos böceğinin diğer ismi ne? Kovis. Cırcır böceği. Gördünüz mü hiç? Ben hiç hayatımda cırcır böceği görmedim. Ben gördüm. Nasıl? Ben gördüm. Nerede gördün? Ben televizyonda gördüm sadece. Gerçekte sesini çok duydum ama. Kendisini hiç görmedim. Ama annem yok. Gerçekten gittim. Ben gerçekten gittim. Annemle beraber. Gittin mi? Gerçekten gittin mi? Evet. Ormanla annemle beraber ormana gitmiştim. Ormanda aferin sana. Çok güzel bir şey söyledi. Ormana gitmiştim. Orada ne gördüm? Cırcır böcekleri nasıl ses çıkarır? Ağustos böcekleri. Nasıl taklit edebilir misin? Ağustos böceği de zıplıyor. Ama ben cırcır böceği Ağustos böceği. Efendim, şu an İsmail Efe arkadaşımızın. Öyle zıplıyorlar. Evet. Ve sürekli şarkılar söylüyorlar değil mi evet, İsmail Efe'ciğim? Evet, şöyle söylüyorlar. Gel yanımda dur, sen gel. Sen bizim Ağustos böceğimiz ol. Tamam, şimdi bekle. Peki, çocuklar karıncaların en önemli özelliklerini ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok çalışkan olurlar değil mi? Sürekli gece gündüz çalışırlar. Peki Ağustos böceklerinin en önemli özelliğini biliyor musunuz? Işıklı mı? Evet. Bilemediniz. Hayır. Ağustos böcekleri sayı saymayı biliyor musunuz çocuklar? 20 yıl toprağın altında yaşıyorlar. 20 yıla yakın. Ve hepsi bir anda toprak üzerine çıkıyor. Hesaplıyorlar ne zaman çıkmaları gerektiğini biliyorlar. Evet, toprağın ağaç kökleri. Evet, ağacın toprak kökleri. Topraktan çıktıktan sonra ne kadar süre yaşıyorlar biliyor musun peki İsmail Efe? Ne kadar? 3 hafta. Sadece 3 hafta boyunca yaşayabiliyorlar. Tamam, efendim Berat. Belki Ağustos böceklerin gözleri var mı? Ağustos böceğin gözleri var, evet. Ağustos böcekleri genelde bir de yaz aylarında çıkıyorlar ortaya değil mi çocuklar? Tamam gel sen bizim Ağustos böceğimizsin. Necip Fazıl da bizim karıncamız olsun. Gel. Ağustos böceği karıncayı seviyor. Tamam. Ağustos şimdi izliyoruz bir dakika. Karıncayı yemeyi seviyor Ağustos böceği. Ağustos böcekleri karıncaları mı yiyor? Bilmiyordum ben. Bunu da senden öğrenmiş olduk. Bir araştıralım. Çocuklar Ağustos böceği ile karınca hikayesini hiç dinlediniz mi? Hayır. Hiç dinlemediniz mi? Dinlediniz. Tamam, bir canlandıralım mı? Evet. Sen bizim neyimizdin? Ağustos böceğimizdin. Ağustos böcekleri çok tembel olur biliyor musun? Evet. Hiç çalışmayı sevmezler. Evet. Sen tembel Ağustos böceği ol. Sen bu müzik aletini al. Sürekli böyle şarkılar söyle, lay 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 gez, tamam mı? Tut bunu. Karıncalar neydi? Karıncaların bekle. Karıncaların en büyük özelliği neydi çocuklar? Bilmem. Neydi? Bütün gün yemek yiyorlar, şarkı söylüyorlar. Hayır, bütün gün şarkı söyleyen Ağustos böceğimizdi. Karınca çok çalışkandı değil mi? Evet. Sürekli gece gündüz çalışıyordu. Şimdi sen orası senin yuvan olsun. Yuvana taşısan sürekli böyle çalış. Hadi bakalım. Hadi böyle kes kes bir karınca taklidi yap bize. Tamam sen şarkılar söyle. Lay 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 lom. Lay 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 lay. Biz hangi mevsimdeyiz şu an? Yaz ayındayız diyelim. Yaz ayındayız şu anda. Şimdi bir dakika. Ağustos böceği karıncayı görüyor. Çok çalışıyor. Ağustos böceği karıncanın yanına gelsin. Ona sor ki ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Şu an hava çok güzel. Senin çalışmaman gerekiyor. Şu an hava çok güzel. Senin çalışmaman gerekiyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim ki? Şarkılar söyleyerek eğlenebilirsin. Şarkıları söyleyerek kendine bilsin. Eğlenebilirsin. Eğlenebilirsin. Bu
Nasıl? Hayır, benim çalışmam hayır. gerekiyor. Hayır, benim daha çalışmam gerek. Yakında, yakında kış mevsimi gelecek. Yakında kış mevsimi gelecek. Benim yiyeceksiz kalmamam gerekiyor. Benim yiyeceksiz kalmamam gerekiyor. Ayrıca kendime yuva yapmam gerekiyor. Ayrıca kendime yuva yapmam gerekiyor. Ayrıca kendime yuva yapmam gerekiyor. Hadi yap yuvanı yap sen devam et. Sen de şarkılar söyle. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Karınca sürekli çalışıyor. Artık kış mevsimi geldi. Kış mevsimi geldi, ne oldu? Her yer bembeyaz karla kaplandı. Ne oldu? Artık karınca çalışmıyor. Artık çalışmayı bırakıyor. Çünkü onun artık bir yuvası var, değil mi karınca? Ağustos böceği, tembel böcek. Ne yaptın? Kış boyu, yaz boyunca gezdin, eğlendin, şarkılar söyledin. Kışın artık yuvasız kaldın. Ne yapacaksın? Yiyecek bir şeylerin var mı? Yok. Hayır. Çünkü yiyecek toplamadın sen. Ne yapalım? Yuvamı yaptım. Yiyecek yerim. Hayır, sen yuvan yok. Sen yaz boyunca eğlendin sadece. Ne yapıyorsun? Karınca aklına geliyor değil mi? Hadi karıncaya gidelim mi? Ondan yardım istiyorsun. İsteyelim mi yardım? Hadi gidelim. Kapıyı aç. Hoş geldin. Ben çok üşüyorum de. Şöyle gel. Ben çok üşüyorum. Tamam gel benim. Ve çok açım. Bana yiyecek vermen gerekiyor. Senden yiyecek istiyorum. Bana yiyecek vermen gerekiyor. Senden yiyecek istiyorum. Tamam olur yerim. Hayır. Ya. Vermiyorsun. Hayır. Ben hemen vermek yok. Sen ona bir ders vermek istiyorsun. Değil mi? Ne dersi? Sor. Karınca sor Ağustos böceğini. Sen yaz boyunca ne yaptın de. Ben dur bekle. Bekle. Yaz boyunca ne yaptın diye soruyor sana. Ne yaptın söyle. Müzik çaldım. Müzik çaldım, şarkılar söyledim ve sadece eğlendin değil mi? Evet. Benim hiç yuvam yok. Yemeğim de yok. Şu an çok üzgünsün. Sağda. Bir üzgün ol. Bir çalma artık. Sazını bırak artık. Çok pişmansın. Ben sadece bir tane bir yuva yaparım. Sen çok yardımseversin ama ona bir ders vermek istiyorsun. Ona yardımcı olmak istemiyorsun. Çünkü o yaz boyunca gezdi, şarkılar söyledi sadece. Değil mi? Ama sen ne yaptın? Gece, gündüz sürekli arkadaşım, çalıştın. Arkadaşım o böceğe geliyor yani. O karınca. Ne diyorsun arkadaşına? Yaz boyunca çaldın saz. Kışın oyna biraz. Kapıyı kapatıyorsun. Kapat kapıyı. Yüzüme kapatıyor. Yüzüne kapatıyor. Evet, sen de geri dönüyorsun. Artık çok pişmansın, çok üzgünsün. Hadi gel bakalım ve çok üşüyorsun. Ben de bir plan bulmuşum. Yok artık bitiyor. Hikayemiz burada bitiyor. Teşekkür ederim. Çok güzel canlandırdı arkadaşlarınız değil mi? Kocaman bir alkış alalım mı? Gel karınca bey, gel yanıma. Çok tatlı bir karıncaydın sen. Yanıma gel. Gel bir arkadaşlarınıza selam verelim değil mi? Hadi yerinize geçin bakalım. Kocaman bir alkış, kocaman. Bir zamanlar değirmenci bir adamın bir eşeği varmış. Bu eşek uzun yıllar sahibine yardım etmiş. Çuval çuval buğday ve un taşımış. Fakat yıllar geçtikçe yaşlanmış ve eski gücü kalmamış. Artık bu değirmende yapacak bir işi kalmadığını anlayan yaşlı eşek bir sabah erkenden sahibini terk etmiş ve düşmüş yollara. Eski gücüm kalmadı. Ama sesim hala çok güzel. Bremen'e gidip orada çalgıcılık yapıp şarkı söyleyebilirim. Yolda ilerlerken yerde yatan bir av köpeğiyle karşılaşmış. Böyle boylu boyunca uzanmış. Ne yapıyorsun sen? Ben bir av köpeğiyim. Ama artık yaşlandım. Eski hızım kalmadı. Sahibime avda yardım edemiyorum. O zaman sana bir teklifim var. Ben Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyorum.
benimle gel, sen de bandoya gir ha. Ben mandolin çalarım, sen de davul. Bu öneri köpeğin hoşuna gitmiş. İkisi birlikte yola çıkmışlar. Aradan uzun zaman geçmeden yolun kıyısındaki bir evin çatısında oturan bir kedi görmüşler. Kedi çok mutsuz görünüyormuş. Ne o kedi kardeş? Çok üzgün görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Artık yaşım ilerledi. Eski çevikliğim kalmadı. Dişlerim köreldi. Farelerin peşinden koşacağıma sobanın başında oturup inekliyorum. Bu yüzden hanımım beni evden kovdu. O zaman sen de bizimle gel. Sizinle mi? Nereye gidiyorsunuz ki? Bremen'e gidiyoruz. Çalgıcı olup şarkı söyleyeceğiz. Kediler müzikten iyi anlarlar. Sen de bizimle birlikte mızıka çalabilirsin. Kedi bu teklifi çok beğenmiş. Onlarla birlikte yola çıkmış. Üç kaçak bir çiftliğin önünden geçerken çiftliğin kapısının üstünde ciyak ciyak öten bir horoz görmüşler. Çoktan sabah oldu Horoz Efendi. Sen niye hala bağırmaya devam ediyorsun? Yarın pazar. Bizim çiftlik sahibinin hanımı pazar günleri misafir çağırır. Benim çorbamı pişirip misafire ikram edeceklermiş. Sen niye burada durup bekliyorsun peki? Kaçsana. Nereye gidebilirim ki? Nasıl olsa bugün son günüm. Ben de sesim kısılana kadar bağıracağım. Tamam, tamam. Öyleyse sesini boşa harcama. Bizimle Bremen'e gel. Bir müzik grubu kuruyoruz. Ve seninki gibi güçlü bir sese ihtiyacımız olabilir. Horoz bu öneriyi çok beğenmiş ve hemen kabul etmiş. Oturduğu çitin üzerinden atlamış ve düşmüş peşlerine. Dördü birlikte yola koyulmuşlar. Geceyi bu ormanda dinlenerek geçirelim. Yarın yola devam ederiz. Horoz uykuya dalmadan önce bulunduğu yüksek yerden etrafına şöyle bir göz atmış. İleride bir ışık görüyorum. Çok yakınımızda bir ev olmalı. Öyleyse kalkıp hemen oraya gidelim. Ben böyle karanlık bir ormanda uyumaya alışık değilim. Evet, belki ben de yiyecek bir parça kemik bulabilirim. Bunun üzerine ışığın bulunduğu yere doğru yola koyulmuşlar. Sonunda bir eve gelmişler. İçlerinde en uzunu eşek olduğu için pencereye yaklaşmış, içeriye bakmış. Ne görüyorsun eşek baba? Ne mi görüyorum? Çok güzel bir sofra görüyorum. Bu harika! Sofrada çeşit çeşit yiyecekler, içecekler görüyorum. Şimdiden ağzım sulandı. Hadi o zaman hemen içeri girelim. Durun durun, daha bitmedi ki. Ve bu güzel sofranın başında oturup yemek yiyen 4 tane silahlı haydut görüyorum. Haydut lafını duyunca hepsi çok üzülmüşler. Ne olurdu sanki haydutlar olmasaydı? Çok da acıkmıştım. Yapacak bir şey yok. Ormana geri dönelim. Şu haydutları kaçırmanın bir yolu olsaydı keşke. Bakın ne diyeceğim. Güzel bir planım var. Şimdi beni iyi dinleyin. Dört arkadaş üst üste çıkarak bir kule oluşturmuşlar. Sonra eşek işaret verince hep birazdan şarkı söylemeye başlamışlar. Haydutlar bu korkunç bağırışmayı duyunca oldukları yerden havaya sıçramışlar.
Dört arkadaş camı kırarak büyük bir gürültüyle pencereden içeri dalıverdi. Haydutlar silahlarını da bırakıp panik içinde dağılarak evden kaçıp ormana doğru koşmaya başlamışlar. Dört kafadar planlarının işe yaradığını görünce çok sevinmiş. Kaçın bakalım. Hemen sofranın başına kurulmuşlar ve haydutların yarım bıraktığı nefis yemekleri yemişler. Yemek bitince her biri uyumak için kendi keyfine göre bir yer aramış. Evin bütün ışıklarını söndürüp çok yorgun oldukları için hemen uykuya dalmışlar. Vakit gece yarısını geçmiş. Haydutlar uzaktan bakmışlar ve evde ışıkların yanmadığını görmüşler. İçlerinden birini kontrol etmesi için eve göndermişler. Eve gelen haydut evi çok sessiz bulmuş ve bir lamba yapmak istemiş. Ve kedi adamın suratına bir tırmık atmış. Köpek adamı bacağından ısırmış. Bu gürültülere uyanan horoz da avazı çıktığı kadar ötmeye başlamış. Adam kaçmak için avluya çıkınca eşek de arka bacaklarıyla güçlü bir çifte savurmuş. Neye uğradığını şaşıran haydut kaçarak soluk soluğa diğer haydutların yanına varmış. Evde bir değil tam dört tane canavar oturuyor. Hepsi birden bana saldırdı. Haydutlar hızla oradan uzaklaşmışlar ve bir daha da eve dönme cesaretini gösterememişler. Bu ev dört Bremen çalgıcısının pek hoşuna gitmiş. Bremen'e gitmekten vazgeçip bu eve yerleşmişler. Şarkı söyleyip müzik yaparak günlerini mutlu bir şekilde geçirmişler. Bu hangi meyve Halil İbrahim? Elma. Elma. Elmayı sever misin? Hangi yararları var biliyor musun Halil İbrahim elmanın? Tüm hastalıklardan bizi koruyor değil mi? Günde bir tane mutlaka elma yememiz gerekiyor. Elmanın içi hangi renk? Beyaz. Beyaz, sarıya yakın bir beyaz değil mi? Peki elmanın kendisi hangi renk? Bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı, bu? Yeşil. Bu elmayı ısırmak ister miydin Halil İbrahim? Çok güzel gözüküyor değil mi? Elmayı nasıl soyuyoruz? Böyle ince 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 dilimleyerek değil mi? Elmamızı dilimlemişiz. Elmanın çekirdeğini yemiyoruz ama değil mi? Sadece elmamızı yiyoruz. Elmanın çekirdeği ne oluyor? Toprağa attığımız zaman böyle büyüyor, kökleri çıkıyor, büyüyor ve elma ağacı oluyor. Yani çekirdeğini tohum olarak kullanabiliriz. Değil mi? Ne diyor? Elma ağacı ilkbaharda çiçek açar. Hangi mevsimde çiçek açarmış elma ağacı? Yaz. İlkbaharda açıyor. Yazın üzeri küçük elmalarla kaplanır. İlkbaharda çiçek açıyor, yazın artık meyvesini veriyor çiçek. Görüyor musun bak? Bu ilkbahar çiçekli. Bu da yaz. Artık meyvelerimiz çıkmış. Sonbaharda elmalar olgunlaşır ve düşer. Kışın elma ağacı tüm yapraklarını döker. Peki burada ne var sence? Elma. Bu elmayı bize keser misin Halil İbrahim? Hadi kes bakalım. Ben de elmanın yaprağını yapayım.
elma kurdu. Çok çok tatlı. Çok teşekkür ederim Halil İbrahim. Elmamız ve elma kurdumuz çok tatlı oldu. Kutuplarda yine karlı bir gündü. Baba kutup ayısı, küçük kutup ayısı kar beyazı ararken etrafta susamurları, penguenler ve Sibirya kurdu kendi hallerinde kutup ayılarını izliyorlardı. Kar beyaz, neredesin? Neredesin de? Neredesin? diye bağırdı. Baba kutup ayısı, gel buraya. Ya hayır diye homurdandı küçük kutup ayısı. Küçük kutup ayısı ne demiş? Ya hayır. diye homurdandı. Küçük kutup ayısı yüzme dersinin zamanı gelmiş olmalı diye düşündü. Kar beyaz korkarak ama su çok soğuk buz gibi. Nereye saklanabilirim? Şöyle çıkaralım. Babam beni asla bulamaz diye içinden geçirdi kar beyaz sırtarak. Eskimo evinden usulca kafasını dışarı çıkardı. Dışarıda babasının kendisini aradığını gördü. Nasıl olsa babam beni bulamaz diye düşünerek rahat rahat evde dolaşmaya başlamıştı ki birden babasının sesini duydu. Kar beyaz içeride misin? Küçük kutup ayısı cevap verdi. Hayır. Cevap ver. Hayır içeride değilim. Artık baban içeride olduğunu biliyor. Seni yaramaz dedi durumu anlayan baba kutup ayısı. Seni yaramaz. Kar beyaz, özür dilerim baba. Benim kaçmam gerek. Söyle bakalım. Özür dilerim baba. Benim kaçmam gerek. diyerek dışarı doğru koştu. Geri dön evlat diye bağırdı babası. Ama kar beyaz kulağına kar kaçmıştı, duymuyormuş gibi davrandı. Küçük kutup ayısı sallandığını fark edemediği bir buz kütlesine aceleyle dev bir sıçrama yaptı. Belki de bu iyi bir fikir değildi. Ne yapmış kutup ayısı? Dev bir sıçrama yapmış değil mi? Ama güzel bir fikir değil. Bakalım ne yapıyor şimdi? Buz kütlesi doğal olarak çok kargandı. Of diye bağırdı kar beyaz. Bağır. Of. Of. Tam da burnumun üzerine düştüm. Bam. Kar beyaz göbeği üzerinde buz kütlesinde kaymaya başladı. Fok balığı şaşkınlıkla kar beyazı izliyordu. Ve küçük kutup ayısının başına bir şey gelmesinden korkmaya başlamıştı. Yardım edin, duramıyorum. Kar beyaz buzun üzerinden kayarak doğruca suya düştü. Kar beyaz nereye düşmüş çocuklar? Suya. Doğruca suya düşmüş. Su kesinlikle çok soğuk. Kar beyaz kaşlarını çatarak babasına doğru baktı. Kar beyaz sen suya girmişsin bile dedi. Baba kutup ayısı ve gülümseyerek ekledi. Ama oğlum biz bugün yüzmeyecektik. Su buz gibiydi. Babasını dinlemeden kaçan kar beyaz buz gibi suda balıklarla birlikte yüzüyordu. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştu. Ne yapmış kar beyaz? Babasını dinlememiş. Evden kaçmış ve ne olmuş? Buz kütlesinin üzerinden kayarken suya düşmüş. Buz gibi bir suya düşmüş değil mi? O gün su çok soğukmuş. Aslında o gün yüzmemesi gerekiyormuş. Teşekkür ederim Berat'cığım. Kar beyaz da çok tatlıymış değil mi? Beğendiniz mi hikayeyi çocuklar? Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Sen de bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim kar beyaz. En sevdiğin meyve hangisi Mahmut Emin? Armut. Armut? Başka? Üzüm de seviyor musun? Ben üzümü daha çok seviyormuşsun diye duydum. Peki sen hiç kirpi gördün mü önceden? Gördüm. Nasıl bir hayvan? Bize tarif eder misin? Tarif et bakalım. Nasıl? Böyle topa benziyor değil mi? Evet. Böyle üstünde dikenleri var. Dokunabiliyor musun ona peki? Evet. Dokunamayız onu çünkü dikenleri var sırtında. Evet. Böyle bir sürü dikenleri var. Peki biz bir kirpi yapalım mı? Bakalım biz ne yapacağız? Sürpriz. Bu hangi meyvemizdi? Armut. Bunların ismini biliyor musun? Kürdan. Bu ne?
Üzüm. Şimdi üzümleri şöyle geçireceğiz, tamam mı, kürdanları? Hadi bana yardımcı ol, sen de al, kürdan al. Birlikte geçirelim. Al. Üzüm de al. Al üzüm. Ve dikkatlice geçirelim. İyice bastır geç. Bastır. Ha, çok değil. Bak şöyle kalacak, tamam mı? Bu kadar. Hadi al. Bir tane daha. Göster arkadaşlarına. Ekrandaki arkadaşlarımıza da gösterelim. Şöyle. Ay, dikenleri batıyor değil mi çocuklar? O ne? Ay. Bir tane. Tamam. Sevgili anne babalar, çocuğunuzun görsel dikkatini, ince motor becerisini, 3 boyutlu düşünme becerisini ve gördüğünü kopya edebilmesini geliştirmek için çalışmalar yaptırın. Çocuğum artık okula gidiyor. Mesele yok. Zaten her şeyi orada öğreniyor. Yaklaşımı içinde olmayın. Hayatta başarılı olabilmeleri için çocuğun okula gitmesi yeterli değil. Öğrendiklerini sizin yardımınızla evde de pekiştirmesi ve aynı kuralların devam ettirilmesi gerekiyor. Çocuklar duyduklarını unutur, gördüklerini hatırlar, yaptıklarını öğrenirler. Esen kalın. Thank you.